TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba, bugün 24 Aralık Salı. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Ülkenin gündeminde yine yolsuzluklar var. Düzeltelim. Ülkenin gündeminde yolsuzluklar ve yolsuzlar var. Cem Uzan, ülkeye dönmeye hazırlanıyormuş. Hikayeyi herkes biliyor, anlatmaya gerek yok. Simit Sarayı, biliyorsunuz. Next Level, görkemli binalar, görkemli rant. Günün konusuysa Sinan Aygün. CHP'li, fazladan inşaat yapıp 950 milyon liralık rantı cebe indirdiği bir iddia. Üyesi olduğu partinin Ankara'daki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iddiası. Onun iddiası da inşaatı mühürlenmesin diye CHP'li meclis üyelerinin ondan para istedikleri. Çalanlar, çırpanlar, rüşvet verenler, rüşvet yiyenler. Bunlar yabancısı olduğumuz şeyler değil. Ülke siyasetinde bunların bu kadar ağır basması, gündem olması da artık kimseyi şaşırtmıyor. Şu kadar mı çalmış, bu kadar mı rüşvet almış, rantın büyüklüğü şu muymuş, bu muymuş? Bütün bu hikayeye bir de şuradan baksanıza. Bu adamlar çok zengin. Çok çok zengin. Bir düşünün. Bir gün kafanız bozulur da bu böyle olmayacak. Çoluk çocuk aç, kaç aylık kira borcu duruyor. Çalacağım, başka çare yok derseniz. 950 milyon liralık hırsızlık yapabilir misiniz? Şu ya da bu düzen partisine üyesiniz diyelim. Bu parti bağını kullanarak bazı emlak işlerinizi halletmeye karar verdiniz. İlçe başkanıyla konuştunuz, belediyeyi bağladınız. Ne kadar karınız olabilir ki bu işte? Zemin kattaki bahçenizi şöyle 15-20 metrekare genişletebilirsiniz belki. Rüşvet verecek olsanız ne kadar çıkar ki cebinizden? Ne kadar isteyebilirler? Belediyeden çürük bir zabıta gelip senin iş için biraz kesenin ağzını açman lazım dese. Nasıl bir paradan söz ediyor olabilir? 100 lira, 500 lira, 3000 lira. Adamlar 10 milyonlardan söz ediyorlar. Hırsızlık filan diyerek asıl sorunu örtüyorlar. Türkiye'de siyaseti zenginler yapıyor. Bülent Arınç Gökçe'ye Ankara'yı cemaatçilere parsel parsel dağıttın derken herhalde darbe girişiminden sonra bir KHK ile işinden atılan, cemaatin bankasında gişe memuru olduğu için aylarca tutuklu kalan gariban FETÖ müritlerinden söz etmiyordu. Parsel parsel dağıtılan Ankara'ya çökenler yine Fethullah'a sırtını dayamış cemaatin zenginleriydi. Temiz toplum, temiz siyaset hikayeleriyle yıllarca göz boyadılar, daha yıllarca da göz boyamaya devam etmek niyetindeler. Siyasetin temizlenmeye değil, zenginlerin, patronların elinden kurtarılmaya ihtiyacı var. O zaman temizliği görürüz işte. Haksızlığın, adaletsizliğin en ağırı burada. Yük de hafif, pahada ağır, bir avuç asalak ülke zenginliklerine el koyuyor, siyasette ağır basıyor. Türkiye Komünist Partisi, yükte ağır, pahada hafif gelen, tüm zenginlikleri ürettiği halde hep en değersiz olarak görülen emekçileri siyasete el koymaya çağırıyor. Zenginlerin boy boy, sıra sıra partileri var. Müteahhitler, özel okul sahipleri, tekstil patronları, ticaret odası başkanları. Bunların doluştuğu, söz sahibi olduğu partiler. Düzen partileri diyoruz kısaca. Emekçiler kendi partisinde toplanmalı. Kendi partisiyle siyasete el koymalı. Büyük temizlik o zaman başlar işte. O zaman zenginlerin kayıkçı dövüşünü seyretmekten kurtuluruz. Tekrar merhaba. Bugün Katyuşa gibi pek çok bilindik Sovyet şarkısının bestecisi olan Matyev Blanter'in bir şarkısını dinleyeceğiz. Çörnük Lazaya Kazaçka, Kara Gözlü Kazak Kızı. Şarkının hikayesi şöyle. Bir Kazak asker atının nallarını değiştirmek için nalbanta gider ve burada nalbantlık yapan genç bir kadından çok hoşlanır. Asker kadına adını sorar fakat kadından olumlu bir yanıt alamaz. Kadın atını sürdüğünde nal seslerinin ona adını söyleyeceğini söyler. Asker yol boyunca bu güzel kadının adını düşünür. Atının nal seslerini çeşitli isimlerle ilişkilendirmeye çalışır. Şimdi bu şarkıyı Kızıl Ordu'nun yetiştirdiği en büyük seslerden biri olan Leonid Haritanov'dan dinliyoruz. Şarkıcıya Kızıl Ordu Korosu olarak da bilinen Aleksandrov topluluğu eşlik ediyor.
Подковала мне коня, Сереборос меня спросил, а тут недорого ценя, как зовут тебя, молодка, а молодка говорит, имя ты твое услышишь из-под топота копыт. Улица поехал, по дороге поскакал, по тропинке между бур, между серых, между скал. Маша, Зина, Даша, Нина, все как будто не она. Катя, Катя, истекают неподковы скакуна. Шагом еду, хоть галопом поскочу, Катя, Катя, Катерина, неустанно я шучу, что за бестолочь такая, у меня ж другая есть. Но а Катю словно песню из груди вот не спеть. TKP'den haberler. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sol portaldaki köşesinde Ertuğrul Özkök'ün, Mehmet Barlas'ın, Ahmet Hakan'ın derdi başlıklı bir yazı kaleme aldı. Başlıkta adı geçen isimlerin değerli konut vergisi meclisten geçtiğinden beri bunun ne kadar kötü bir fikir olduğunu yazdıklarını belirten Okuyan, bu yazarların kişisel değil sınıfsal kaygılarla kalem oynattıklarını vurguladı. Sadece 147 bin kişiyi ilgilendiren vergiye adaletsizlik diyenlerin, 6 milyon emekçiyi ilgilendiren asgari ücrete dair sessiz kalmalarının başka türlü açıklanamayacağını belirten Okuyan, emek sermaye arasındaki çelişkinin vergi politikalarıyla değil, ancak düzen değişikliğiyle çözülebileceğine işaret etti. Geçtiğimiz Cuma akşamı Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Aralık ayı kapsamında Samsun'da düzenlediği İnsanın Evrimsel Tarihi başlıklı etkinlik büyük ilgi gördü. Konuşmacı Mehmet Somel, canlılığın evriminden insanın evrimine geçiş ve insanın biyolojik evriminden kültürel evrime geçişi anlattı. Evrimin tartışmasız bir olgu olduğunu vurgulayan Somel, evrim karşıtlığının değişimden korkan egemen sınıflarca yaratıldığını söyledi. Konuşmasında bilim karşıtlığının bilimsel bir çerçevede karşımıza çıkabileceğini ifade eden Somel, aşı karşıtlığı üzerine güncel tartışmalara da değindi. Liselilerden üniversitelilere ve farklı meslek gruplarına dek çok sayıda katılımcının ayakta izlediği etkinlik soru-cevap bölümüyle devam etti. Semt evlerinde etkinlikler devam ediyor. Yarın saat 19.30'da İzmir Çeşme Semt evinde yönetmenliğini Lev Kulitzhanov'un yaptığı Mavi Defter isimli film gösterilecek. Film, Emanuel Kazakevich tarafından yazılan ve Ekim'in ön günlerinde Lenin'i anlatan aynı isimli kitaptan uyarlanıyor.
Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.